E tabi İsa Aleyhisselam şu anda göklerdedir, 33 yaşında göklere kaldırılmıştır, şu ana kadar ölüm tatmamıştır. İsa Aleyhisselam'ın Hazreti Mehdi'nin arkasında kılacağı ve nüzulü Mesih Bukhari'de de var, Kütüb-i Sitte'nin altısında da var, Kütüb-i Tis'a 9'da da var, Kütüb-i Tis'in 90'da da var. Peki, bu kadar kaynağın hepsinde ne, İsa Aleyhisselam'ın nüzülü var. Hepsine inecek diyor, müttefakun aleyh, mütevatir, mana mütevatir, ondan sonra Efendim zaten işte peygamberimiz sonuncu peygambermiş de İsa Aleyhisselam ona uymuyormuş da. Ya İsa Aleyhisselam peygamber olarak gelmeyecek. Ki. Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatını yaymak için gelecek. İslam dünya hakim etmek için gelecek. Ümmet olarak gelecek. Nebi olarak gelmeyecek ki. Hatemen Nebi'yi, Nebilerin sonuncusu niye bozulsun? E i̇şte Allah kimseye ebedilik vermemiş. E vermedi tabii. İsa Aleyhisselam'ın şu anda yaşıyor olması ebedi anlamına gelmiyor ki. O da indikten sonra 40 sene İslam'ı dünya yayacak. Ondan sonra vefat edecek. Medine-i Münevvere'de defnedilecek. Ebedilik vermedim diyor. Şu ana kadar kimseyi ölmedi, öldürmediğim bir kişi yok. Hepsini öldürdüm diye bir ayet yok ki. Ama ma ali beşlerimin kabrik Senden evvel kimseye ebedilik vermedim. Ebedilik ne demek? Ölümsüzlük demek. Ölümsüzlük demek. E İsa Sam da ölümsüz değil ki. Kim dedi ki ölümsüz? ölümsüz. O da vefat edecek. Bütün hadislerde söylüyor benim yanıma defne dedi. E şimdi bunları tezat gibi göstererek çalış. kütüb sitte de Mehdi yok. Ne? İşte efendim İsa peygamber Mehdi peygamber değil mi işte. E şimdi nasıl olacak İsa ee, gelecek onu kurtarma falan. Bu işte fitne çekiyor falan. Onun için diyor bu fitneyi de çözmek için bir hadis daha uydurmuşlar diyor. O da nedir? İsa Mehdi'nin arkasında namaz kılacakmış. Ulan ne uydurdu? Sahih Müslüm'de var. Tekattem dem Mescid-i Aksa'nın imamı olacak o zaman Hazreti Mehdi. Sen buyur geçleyecek tam kahmet getirilmiş namaza duracak. Saflar açılarak arkadan İsa Seyham girecek içeri. Girince bütün mescit ona e, yol açacak. İmamın arkasına kadar gelecek. Hazreti Mehdi de onu imamlığa geçecek. O da buyuracak ki Feynaleke bu kıymet. Bu namazın kahmeti sana niyet getirildi. Çünkü beni görmediler. Ben yeni girdim içeri. İmam sen sana niyet kâmet getirildi diyecek. Bir kereliğine onun arkasına kılacak. Bu ümmetin şerefine göstermek için. Yoksa ondan sonra hep Hazreti İsa imam olacak. E hiçbir ilimleri olmadan Ebu Davud'da Mehdi babı var. Ebu Davud hangi kaynak? Kütübü Sitte'den değil mi? Ta Ebu Davud'da bu var mı bilmez. Kütübü Sitte'den mi bilmez. Ebu Davud'da Mehdi'nin adı geçmiyor. Nasıl adı geçmiyor? İzâ raytumun rayat raya süt siyah sancakları gördüğünüz zaman fetuhu ve lev habben karda sürünerek de olsa gidin fe inne fi Allah Mehdi Allah'ın halifesi Mehdi o ordu da ona yardım gidiyor buyuruyor. Ondan sonra e, işte ismi yuafu ismi onu da söylüyor. A A A Arapçada hiçbir kelime okuyamıyor. Hiç ne ayet ne hadisi Arapça bir kelime okuyamıyor da diyor ki işte ismi benim ismime olacak babasının adı babamın adına muvafakat edecek falan falan. E o nerede? O zaten bu Davut da ya insanlara bilgi vermek için oraya çıkıyorsun. Efendim ayet okumadan bir kelime, hadis okuyamadan bir kelime efendim orada bir Allah kelamı, hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanına bir kelime bile geçmeden din adına konuşuyorlar. E ben Diyanet'e bundan üzülüyorum. Hemen oraya telefonla bağlanması lazım diye bir Diyanet yetkilisi. Kütüb-i Sitte'de şu şu kaynaklarda var efendim. Nüzülü Mesih Bukhari dahil bütün kaynaklarda vardır. Bu arada yanlış bilgi veriliyor. E sahih hadisler inkar ediliyor. Biz buna katılmıyoruz. E ben bunu söylüyorum. Ben yoksa diyanete benim bir gıcığım yok, bir şeyim yok. Orada din yüksel yüksek kurumda çok kıymetli hocalarımız var. E şimdi İsa Aleyhisselam'ın üzülü mütevatir. Hazreti Mehdi'nin ki de mütevatir. İsa Aleyhisselam'ın üzülünün tevatürü daha kuvvetlidir. Onun için Alusi diyor ki koca Alusi Allame-i İsa Selamın ineceğini inkar edenlerin kafir olduğuna dair icma vardır. İcma. Ve inne ul ilmu lisaati suresinde kıyamete alamettir İsa diyor. Zaten bu ayetin daki inne onun zamiri İsa Aleyhisselamın gidiyor ve bu bütün taberide de, Maturidi'de de, bütün tefsirlerde geçiyor. E, dolayısıyla sen böyle bir iş meseleyi kalkıp inkar ediyorsun, ondan sonra da kötü müsibetleri yok diye yanlış beyanda bulunuyorsun. Çünkü yalan demiyorum neden? Doğruyu bilmiyor ki yalan söylesin. Yanlış beyanda bulunuyor. Bir kişi de diyemiyor ki bu ya kardeşim sen bunu yanlış biliyorsun da demiyor. E memlekette bizim dinimiz bu kadar oyuncağa alınırsa bir kişi bir şey demiyor ya. Onun için Aysa aleyhisselam 33 yaşında göklere kaldırmıştır. Ber-rafa'ahullâhü aleyh. Allah'ın ayeti bu ya Kur'an'da. Ve öldüremediler, ve bu, haçak haça geremediler, asamadılar diyor. Ber-rafa'ahullâhü Allah onu kendi katına göklerde meleklerin bulunduğu ikinci kat semaya kaldırdı. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç hadisi sahih Bukhari Müslüm e, ikinci kaç semada ondan görüştü. Ne zaman ineceğini sordu. Teccal nasıl geberteceğini sordu. Bunların hepsini beyan ettiyse İsa aleyhisselam. Sahih hadis Bukhari Müslüm. Kütübü sütte de yok diyor. Kütübü sütte de var? Bukhari Müslüm'de de var. Nüzülü Mesih. Kütübü sütte'nin sittesinde de var. Tisasında da tisininde de var. Bütün hadis kaynakları dolmuş. Allah Allah ne günlere kaldı.